Evet Hakan abi, tekrar hoş geldin. Sen de hoş geldin Gökhan. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, sen nasılsın Gökhan'cığım? Çok teşekkür ediyorum. Buradan tekrar YouTube izleyicilerimize selamlar, saygılar, Selamlar, saygılar. Sevgiler gönderiyoruz. Yeni bir video ile YouTube izleyicilerimize beraberiz. Beraberiz tabii ki. Evet, bir önceki videomuz konusu Evde Kal Türkiye. Evet. Güzel de bir melodi bestelemiştik. Evet, yani, çok güzel. Herkes çok beğendi. Evde kal Türkiye, evde kal Türkiye, sokağa çıkma, şifa bul Türkiye. Evde kal Türkiye, evde kal Türkiye, sokağa çıkma, evde kal Türkiye diye bir melodili girmiştik. Gerçekten izleyicilerimiz de mail attılar, çok beğenmişler. Teşekkür ediyoruz hocam bunlara. Tabii ki. Evet, yani bunun tam hali var, bestesi var. Evet, bunun da bestesi var. İnşallah böyle bir tam kıtalarıyla birlikte. Tabii. İnşallah onu alt kapısına başladım. Değil tabii mi hocam? Ki. Evet. Buradan da şu anda yine kanalımızda görüyoruz hocam. Evet. Tabletten. Tabii ki. Şeyden, laptoptan. Evet. İzleyicilerimizin bayağı bir beğenileri var. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz onlara. Evet. Bayağı sağ olsunlar. Yani önemli olan hocam burada tedbirlere uymak. Tedbirlere uyup, tedbirlere uyup sokağa kendi çıkmayalım. Tabii evet, kendi sağlığımız için. Söylenilen tedbirleri bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın söyledikleri tedbirleri uygulayalım. Kendi sağlığımız, can sağlığımız için. Evet, değil mi hocam? Tabii. Evet hocam, bugün yine bir yağmurlu bir gün. Evet. Böyle sizle oturduk, sohbet ediyoruz. Evet. Tabii biz de uzun süredir evdeyiz, çıkmadık evet, tabii dışarıya. Çıkmadık, evet. Yani tedbir anlamında. Evet. Tedbirlere uyduğumuz için evimizdeyiz. İşte çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Sohbet. İşte YouTube çekimlerimizi yapıyoruz. Evet. Bu da bir fırsat oldu. Tabii, çok büyük bir fırsat oldu. Yani günün daha önceki zamanlarda dışarıdaki işlerimizin yoğunluğuyla arada bir ara veriyorduk çekimlerimize. Tabii iyi bir oldu, bir paşaya değerdin dedik. Hocam siz yine çok şıksınız. Sen maşallah de çok diyorum. Şıksın Gökhan'cığım, maşallah. Gerçekten yani şunu söylüyorum, insan her yönüyle, dış temizliğiyle, iç temizliğiyle, el hijyeniyle çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Değil mi hocam? Siz o gün çok güzel bir şey söylediniz hocam. Dışarıdan geldiğimizde ayakkabılarımızı poşete koyalım. Poşete koyup evet, öyle dolaba kaldırmak lazım değil ki mi? Mikrop olmasın. Mikrop evet. Olmasın, evet. Mikrop üremesin. Evet. Olan mikrop da dışarı çıkmasın. Çıkmasın, evet hocam. Yani burada zaten biz geçmişten beri Türk halkı temizliğe dikkat eden bir halkız. Evet, tabii. İşte kolonyasıyla, elimizi sabunlamayla, her şeyle, dört bir şekilde, el hijyeniyle. Öksürürken de bize öğrettikleri gibi, tabii. Eğer mendil yoksa şu şekilde öksürüp öksürüyoruz. Kol arasında tabii. Mesafeyi koruyoruz. En az 1,5 metre. 1,5 metre tabii. 1,5 metre evet. Mesafeyi koruyoruz. İşte alışverişte, marketlerde ara boşluk bırakıyoruz. Tabii sosyal mesafemizi bırakmamız lazım. Sosyal mesafeyi bırakmak metre, gerekiyor. Çok önemli. Evde de işte evi havalandırma. Tabii ki bu kapı koluna falan kolonya sıkmanın da faydası hocam, var. Yani silmek lazım. Tabii. Silmek lazım, temizlemek lazım. Yani normal rutin temizliğimizin dışında biraz daha dikkatli vaziyette olursak. Tabii en önemlisi diğer insanlarla irtibat kurmamak, dışarı çıkmamak. Evet. Tabii olan mikrobu yaymasını engellemek. Çıkarsa mesafeyi korumak. Tabii mesafeyi korumak. Çok yakın tabii. Olmamak. Maske tabii. İşte hani eğer öksürüyorsak, hapşırıyorsak tabii, değil mi hocam? Tabii. Maske takmak. Tabii en az 3 hafta sabitlememiz gerekiyor. 3 hafta, 4 hafta. Evet. Yani onu artık yetkililer söyleyecek tabii hocam. Ki, tabii. Yani Sağlık Bakanlığı evet. Söyleyecek. Buradan da işte bir fırsat doğdu. Evde kitap okuyalım. Hocam evde tabii. Neler yapalım? Evde bu vakitte çok güzel değerlendirebiliriz. Kitap evet. Okuyabiliriz. Evet. Ailemizle sohbet de edebiliriz. Evet. Ya kendimiz için yapmamız gereken işler yapabiliriz. Evet. Sosyal medyada bir takım gelişmeler izleyebiliriz. Haber televizyon haber izleyebiliriz. Evet. Film seyredebiliriz. Değil mi hocam? Evet. Yapacak çok şey var. Bayağı şey evet. Var. Mesela herkes kendi mesleğiyle ilgili. Tabii. İşte biz mesela müzisyeniz, sanatçıyız. Yani besteler yapıyoruz. Tabii. İşte geçmişte yarım bıraktığımız besteler tabii. Var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Ona bir vakit bile etmiyor yani. Ben boş vakit. Evet. İşte tabii. Değerli öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel bir imkan sundu. Evet. Uzaktan eğitim. Evet, buradan evet. Milli Eğitim Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük, çok büyük bir imkanla evet. Yani çok ülkede olmayan uzaktan internet üzerinden hem televizyonla tabii, internette 3 kanal kuruldu. 3 kanal, 4 kanal kuruldu. Sayın Bakanımızı tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, tabii. Talebelere en azından derslerine devam imkanı sundu. Tabii dersten geri kalmıyorlar. Öğrenmeye devam ediyor. Evet. Evet hocam şu anda işte YouTube'daki grafiklere bakıyorum. Evet. Yani herkes evde olduğu için izlenmeler bayağı fazla hocam.
Yani, evet, ben de baktım 60 izlemeler. Değil mi? İnsanlar film izliyorlar, işte YouTube evet. izliyorlar. Efendime söyleyeyim, Facebook'ta arkadaşlarıyla yazışıyorlar. Tabii ki. Ama tabii geçen yine haberlerde okudum. Değerli bir profesörümüz şey demiş. Yani YouTuber'lara buradan sesleniyorum. Gençlerimize kitap okumayı öğütleyin. Demiş. Yani kitap okumak çok önemli. Okumanın evet. çok önemi var hocam ya. Tabii. Yani biliyorsunuz mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilk emirlerden bir tanesi ikra oku. Tabii çok yani, önemli. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu bir diye olur, de tabii. ayet var. İlim içinde olsa bile evet, gidip gidir öğren diye. Yani bu okuma çok önemli bir şey. Bütün klasik kitaplar, romanlar, ders kitaplarımız, ansiklopedi yani insan herkes sevdiği konuyu da araştırıyor. Tabii her tarzda okumak çok faydalı. Mesela hocam siz müzikal konuları araştırıyorsunuz. Ben gördüm. Tabii okuyorum yani müzikal. Neler hocam müzik tabii. neler araştırıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani stüdyo programlarıyla ilgili mi? Tabii hem programlarla ilgili hem yeni çıkan yazılımlarla evet. ilgili. Değil mi hocam? Yapılan işlerdeki dokümanlarla ilgili. Değil mi? Programların çeşitli detaylarıyla ilgili. Evet. Yeni çıkan bizim kullandığımız cihazlarla ilgili, bilgilerle ilgili. Çalışmalarla ilgili. Okumanın sonu yok, bilginin evet. sonu yok. Yani buradan genç kardeşlerimize biz de evet. bir abileri olarak, tabii ki. Büyükleri olarak buradan lütfen kitaplarımızı evet. okuyalım, araştırma yapalım. Evet. Çok büyük bir fırsat. Hani evet. Ve sokağa çıkmayın tedbiri gerçekten çok önemli bir tedbir. Evet. Ona uyarak evimizde hatta küçük ufak tefek egzersizler de yapılabilir. Tabii evde yapabilecek birçok egzersiz var. Bunu evet. basit fazla vücudu yormadan evet. egzersiz yapabiliriz. Kitap okuyabiliriz. Kitap okuyabiliriz. Yani tabii vücudu dinlenebiliriz. Ev temizliğine yardım edebiliriz. Ev temizliğine yardım edebiliriz. Mesela biz çok değerli buradan ellerini öpüyorum annemizin. Evet. Annemize yardım ediyoruz. Tabii, tabii. O mübarek elleri yorulmasın, o tonton elleri. Fazla bizi bırakmıyor mu? Ya, bizi bırakmıyor ama kendisi biz de ona ufak tefek yardımlar yapıyoruz. Tabii ki. Buradan da yine bütün değerli anne ve babaların ellerinden tabii, öpüyoruz. Tabii. Onların emekleri ödenmez. Tabii ki. Şu an bu durumda bile sağ olsun hiç evet. yemeği aksatmadan evet. temizliği şunu bunu yapıyorlar. Allah razı olsun diyorum. Ellerinden yanaklarından öpüyoruz. Ellerinden yanaklarından öpüyoruz. Annemize de buradan el sallıyoruz. Evet. Kendisini ellerinden öpüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Peki hocam yani şey diyorlar fazla evde durduğunuz zaman hamur işlerini çok aşırı yemeyin. Tabii ki daha hafif beslenme. Sebze tabii değil mi? Az. Sık sık tabii. Değil mi? Yani tabii, evet. Çünkü hani hareket az olduğu zaman kilo alma durumu da oluyor. Tabii ister istemez. Yani tabii. Bizim geçen bir arkadaşımız var. Bana şey WhatsApp'tan bir şey Gökhan abi ben makarnayı çok severim haberindim ama fazla yeme. Aşırı yeme. Yani şimdi az az. Çok aşırı yiyip de böyle kilo alıp yazında yani tamam dışarı çıkma imkanı olduğu zaman inşallah tabii. her şey yoluna girdiğinde tabii ki yürüyüşlere, spora, iş devam tabii. etmek lazım. Bir de hocam i̇şte. Su diyorlar bol su. Ara ara bol su içmek çok faydalı. Evet. Evet. Yarım saatte 15-20 dakikada birer yudum içersek. Yudum. Tabii, vücudu... Hocam ben konumuz değil ama bir şey sormak istiyorum. Siz geçen bir sazın perdelerini kesmiştiniz. Evet. O nasıl bağlama. Oluyor hocam? Onu biraz anlatır mısın? Ya, perdesiz perdesi bağlama yaptık. Tınısı evet. çok farklı oluyor. Güzel evet. oluyor. Yani parçalarda renk veriyor. Keman tınısı gibi böyle bir şey. Keman bu. Vibrafon değil tabii, hocam? Evet. Yani böyle bir hafif. Tabii. Evet. Evet. Mesela bunun perdesi var ama bu da o tarz öbür evet. perdesiz dediğiniz perdesiz, değil mi hocam? Tabii ki. Evet, evet. Yani hocam ben şuna inanıyorum, müzik insanları rahatlatıyor. Dinlendiriyor. Gerçekten yani tabii. hani böyle müzik dinliyoruz, işte biraz o anda kafamız dağılıyor hocam. Tabii. Mesela kendi müziğimiz, kendi türkülerimiz. Tabii. Geçen bir canlı yayında arkadaşlar şey istemişlerdi, yani Gökhan abi türküler bizi gerçekten o yörelerimize götürüyor tabii ki. Demişlerdi. Bundan evet. önceki yayınımızda hocam Çanakkale Türküsü'nü okumuştuk. O evet, da çok beğeni evet, almış. Çok beğeni aldı evet. Mail attılar. Buradan da Azerbaycan'dan bizi izliyorlarmış hocam. Evet. Azeri kardeşlerimize hepsine selam söylüyorum. Yakşı selamlar evet, evet. gönderiyoruz. Ayrıca evet. Almanya'dan kardeşlerimiz izliyormuş. Tabii bütün yurt dışındaki kardeşlerimize selamlar. Selam bütün yurt dışındaki kardeşlerimize, evet, Türkiye'deki değerli evet. YouTube izleyicilerine evet. de buradan hepsine. Ayrı selamlar gönderiyoruz. Ayrı selamlar hocam. Olsun. Yani insanlar artık hocam teknoloji o kadar gelişti ki yani YouTube üzerinden, tabii. Facebook üzerinden, Instagram üzerinden. Herkes aynı evdeymiş gibi. Aynı evdeymiş gibi. İşte mesela şu anda bu yayınımızı bakalım kimler izliyor bilemiyoruz. Tabii, hangi coğrafyalardan izliyor. Evet. Gerçi ben burada analizde görebiliyorum evet. hocam. YouTube analizimizde. Vay yurt dışından izlenme var. Vay, evet. izlenme var. Çoğu da hocam türkü istiyorlar. Evet. Gökhan abi diyorlar özellikle hem sizin bestelerinizden hem de türkülerden bize tabii birer tane. 7 yöreden türkülere başlayacağız kısa yedi, süre içinde. İnşallah 7 bölge türkülerini böyle ayrı ayrı teker teker repertuarımızı alıp her bölgeden onlara da başlamak istiyoruz. Başlamak istiyorum. Hocam bir de ben geçmişte Allah rahmet eylesin babaannem bize evet. çok hikaye anlatırdı. Tabii ki. Tabii. Masallar anlatırdı. Allah rahmet eylesin. Böyle aklımda kalan o
böyle şey hani derler ya akılda yer eden. Evet. O hikayelerden bir kısım da paylaşmak istiyorum. Tabii çok güzel olur. Değil mi hocam? Evet. Hocam bir ara siz Binbir Gece masalları kitaplarını okuyordunuz. Öyle fırsat olmuştu bir ara. Evet okumuştum. Çok evet. ilginç evet. bölümler var. Çok ilginç olaylar var. Çünkü klasiklerden. Klasiklerden tabii. Sen o bir ara onu o videolarda onlara değinebilirsin. Değinebiliriz tabii, değil mi tabii. hocam? Bizim kendi kültürümüze ait de çok güzel hikayeler var. Tabii ki. Bir masallar var. Evet. Hatta masalların içerisinde geçen melodiler de var. Evet. Türküler de evet. var. İşte Karacaoğlan, Emrah, tabii. Sümmani gibi. Tabii ki. Bunun benzeri. Her yörenin kendine ait bir hikayesi var. Tabii hocam. Ki. Yani evet. şivesiyle birlikte. Evet. Çok zengin bir kültürümüz var. Allah'a şükürler olsun. Türkiye'miz çok güzel bir ülke. Tabii. Kültürüyle, örfüyle, adetiyle, yemekleriyle, insanıyla, tabii. her yöresiyle. Mevsimiyle, meyvesiyle, sebzesiyle. İklimiyle. Tabii. İklimiyle evet. değil mi hocam? Yani buradan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır çok diyorum. Çok şükür tabii. İnşallah Teala bu yörelerimizdeki türkülere başladığımızda tabii onları tam şivesiyle dört dörtlük söyleme tabii, tabii şey tabii. değil ama elimizden geldikçe her yöreye, gireriz, her yöreye teker teker hocam girmek istiyorum. Tabii. İnşallah ayrı bir de bir böyle bir türkü albümünde bu yörelerden birer tane okunabilir tabii. hocam. Ne diyorsun? Tabii ki. Öyle ayrı bir öyle de öyle bir albüm düşünüyoruz. Her yöreden türkülerden seçip repertuar yaptığımız bir hocam albüm. Artık albüm satışları için bir şey söyleyecek misiniz? Yani biraz albüm satışı pek şu anda yok yani yok, gibi evet. yok gibi desek hep internet üzerinden satış başladı. Daha da ilerliyor. Evet. evet. Yani buna i̇nternet bir üzerinden. İnternet üzerinden sosyal medya mı hocam tabii, daha tabii. çok kullanılıyor? Daha çok sosyal medya YouTube diyelim tabii. Evet. Hocam şimdi bir mail var. İngiltere'den de arkadaşlar bizi hepsine izliyorlarmış. Onlara da çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar. Sağ olsunlar. Yani bize mail atıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam sohbetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bugün kahvemiz falan biraz hazırlayamadık. Kusura tabii, bakmayın. Siz seviyorsunuz. Önceden çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı günler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kanalımıza lütfen abone olun. Değil mi hocam? Tabii. İyi günler.